İyi günler Kuzey Kıbrıs, iyi günler Kıbrıs TV izleyicileri. Bir Her Şey Masada programına hoş geldiniz. Evet, bugün Süt Kurumu'nun müdürünü davet ettik. Yoğun çalışmaları, yoğun işleri nedeniyle olmasına rağmen bizleri kırmayıp programımıza katıldığı için huzurlarınızda kendisine teşekkür eder ve hoş geldiniz diyorum. Sayın Karaday, hoş geldiniz. Hoş bulduk Halil Bey. İyi misiniz? Teşekkürler. Siz nasılsınız? Çok mersi, teşekkür ederim. Evet sayın izleyicilerimiz, tabii ki Süt Kurumu ülkemizin üreticisinin, hayvancısının inanın bel kemiğidir diyeceğim. Yani burada Süt Kurumu olmazsa hayvancı, küçükbaş hayvancı, büyükbaş hayvancının sütlerle ilgili yaşayacağı sıkıntıları dile getirsem, burada saysam anlatamam size. O yüzden kurumun varlığının devam etmesi, çok daha da ilerilere gitmesi gerektiğini savunan bir arkadaşınız olarak, Süt Kurumu'nun da yıllardır kanayan bir yarası olan 2019 yılından itibaren bütçesinin geçmemiş olmasıydı. 2023 yılı bütçesi de geçen hafta Sayın Kurum Müdürü'nün yapmış olduğu çalışmalar, Tarım Bakanlığı'nın desteği ve oradan da komite başkanı Sayın Resmiye Canaltay'ın çalışmalarıyla meclise sevk edilmiş. Mecliste de bütçe geçerken hakikaten tartışmalı yerleri de olmuştur. Mecliste hareketli saatler de yaşandı. Fakat 2023 yılı bütçesi de birlikte 2019'dan 2023'e kadar bu bütçe kurumun geçmiş olduğu, hayırlısı olsun. İnşallah bütçenin geçmesiyle de Süt Kurumu'nun daha da ileriye götürebilmek artık müdüriyette olan Sayın Karaday'ın ve yönetiminin elinde olacak. Bunları konuşacağız. 2024 yılı bütçesini de hazırlayıp sunduklarını söylüyor Sayın Karaday. Bunları da konuşacağız kendisiyle. Ben burada şunu dile getirmek istiyorum sayın izleyicilerimiz. Süt Kurumu'nun müdürlüğünü yapan Sayın Karaday, oradan gelme, yıllarca orada çalışmış ve belirli bir yerlere geldikten sonra da aşama aşama müdürlüğüne gelmiş. Bugün Süt Kurumu'nun içerisinde olan ve Süt Kurumu'nun çalışma şekliyle nasıl çalıştığını bizlere söyleyebilecek, üreticiye nasıl ulaştıklarını, üreticiden bu sütü nasıl alıp işlediklerini, ödemelerle ilgili olarak nasıl ödeme yaptıklarını, üreticinin bir borsadan kar elde eder mi, yoksa borsaya kurulduktan sonra daha zarar mı eder? Bunları konuşacağız. Ben kendisine bunları, bu giriş konuşmasını yaptıktan sonra sözü kendisine veriyorum. Zaten giriş konuşmamın içerisinde de sorular mevcuttur. Kendisine buradan tekrardan hoş geldiniz diyorum ve sözü kendisine veriyorum. Buyurun Sayın Karaday. Teşekkür ederim Ali Bey. Yayının başında da bahsettiğiniz gibi, evet, daha önceki yıllardaki bütçemizin, yani aslında 2019 değil, 2020, 2021, 2022 ve 2023, yani bu yılın bütçelerini, evet, mecliste oy çokluğuyla geçirmiş bulunmaktayız. Sayın Cumhurbaşkanımızın onayı ve resmi gazete onaylamasından sonra resmiyet kazandı bu. Şimdi bütçelerimizin neden geçmediği konusunda birkaç bilgi vereyim. İşte 2020 yılında dilersiniz ki bir pandemi yaşandı. Bu pandemi dolayısıyla bütçemiz biliyorsunuz, yani yalnız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti değil, bütün dünyanın kapandığı ve o 2020 yılında çok büyük zorluklar çekerek üreticimizi mağdur etmediğimiz kanaatindeyim. Bir damla sütünü heba etmeden pazarlamasını yaptık. Üreticimizi ödemelerini gerçekleştirdik. Tabii ki bu Türkiye Cumhuriyeti
devletinin bizi sahiplenmesinden dolayı olmuştur. Çünkü bütün dünyanın kapandığı, gümrük kapılarının kapandığı, uçakların bile havada görmediğimiz bir dönemde sütümüzü mamül yaparak gerek kaşar, gerek hellim, gerekse teleme yaparak bunu Türkiye Cumhuriyeti'ne gönderdik ve o dönemi atlattık. Dilerseniz ki 2020 yılında bir ekonomik kriz baş gösterdi. Bu ekonomik krizin neticesinde devamlı bütçemizi revize etmek zorunda kalıyorduk biz. Çünkü her ekonomik kriz olduğunda süt üreticisine bir fiyat dengelemesi yapmak zorundayız. Dilersiniz ki bizim de süt kurumunun hayatını idame ettirebilmesi açısı arasında bunun bir sütekin hayvancı ve imalatçı arasında bir bağ oluşturduğumuzdan dolayı, yani bütün işlevleri bizim yaptığımızdan dolayı bir primimiz vardı. O primimize de bir fiyat ayarlaması yapmak zorundaydık. Çünkü hem laboratuvar giderlerimiz, hem nakliye giderlerimiz, hem personel giderlerimizin açısından bu bizim için bir hayati önem taşımaktadır. Çünkü bu sütün değerlendirilebilmesi açısından hem hijyen, hem sağlık açısından ve kalite açısından kurumun bu primi devam ettirebilmesi gerekmektedir. Ve devamlı hem üreticiye fiyat ayarlaması hem de süt kurumunun primine fiyat ayarlaması yapmak zorunda kalıyorduk. Neticede tabii ki bu da kurumun bütçesinin revize edilmesine yol açmaktaydı. Yani bizim çünkü süt kurumunun bütçesini yaptıktan sonra Maliye Bakanlığı'na gönderiyoruz. Maliye Bakanlığı'nın onayı olduktan sonra Bakanlar Kurulu'na sevk edilir. Bakanlar Kurulu'na al komiteye gider. Burada bütçeyi hazırlayan sizin yönetiminizdir ama sütekin yönetimi. Kendiniz bu bütçeyi hazırlıyorsunuz. Evet. Müdür, aynen. Ekibiniz, arttaki muhasebe. Evet, evet. Hep evet. Bütün detaylarıyla. Aynen öyle. Evet, aynen öyle. Bizim gelirimiz, işte daha doğrusu bütçemiz nereden dolayı oluşur bizim? Bütçemiz süt kurumunun faaliyetlerini yürütebilmesi açısından süt ek primi, üretici aidatları, nakliyeci aidatları ve imalatçı aidatları ve bir kısım da faiz gelirlerinden mevcuttur. Bunun haricinde bizim bütçemizde herhangi bir üretici ödemesi, yani üreticiden, yani imalatçıların bize sütün bedeli karşısında ödeme yaptığı ücretler bütçemize yer almaz. Yani bunun ben altını çizeyim. Bu yüzden meclisimizde de tartışma konusu olan, daha önce 2021 yılında dilersiniz ki işte pandeminin de 2020'den 2021'e aktarıldığı ve ekonomik krizlerin olduğu dönemde Süt Endüstrisi Kurumu Kalkınma Bankası'ndan üreticinin, yani süt üreticisinin, hayvancımızın mağdur olmaması açısından dilersiniz ki o dönem imalatçılar bankaların da kapandığı bir dönemdi ve o dönemde yanılmıyorsam imalatçılar bize ödeme yapamama durumuna gelmişti. Ve ödeme yapamadığından dolayı biz Kalkınma Bankası'ndan düşük faizli kredi adı altında kurum üretici olarak ödemesi, üretici ödemesi için ve Maliye Bakanlığı'ndan borçlama komitesinden onay alınarak Bakanlar Kurulu kararıyla bir 20 milyon TL'lik bir borçlanma yaptık. Çok şükür. Bu kurumda ilk defa mı bir borçlanma yapıldı? Hayır, ilk defa değil. Bu 2014 ve 2015 yıllarında
Gene o dönemde o dönemki hükümetin doğrudan geri desteği ödemelerini yapamadığından dolayı Vakıflar Bankası'ndan, devletin iştiraki olan Vakıflar Bankası'ndan bir borçlanması olmuştu. Yani sistem olarak aynı. Yani aynı şekilde ve yine bizim bütçemizde yer almadı. Çünkü bu bizim faaliyetlerimiz için zaten kullanılmıyordu. Evet. Bizim faaliyetlerimiz içerisinde kullanılan rakamlar bütçede yer alır. Üretici ödemesi yapıldığından dolayı bu miktar. Biz bunu bütçemizde göstermedik. Tabii ki bunu orada defaken anlattık. Tabii ki dilersiniz ki muhalefette muhalefet yapmak zorundadır. Orada oradaki en büyük eleştiri oldu. Sayın Karadayı, işte geliri yoktur, niye gösterilsin diye savunuldu. Zannederim gelir olmayan, işte borçlanıldı da gösterilmedi diyedi galiba bütün sıkıntı. Şimdi daha önce de gösterildi. Bizim faaliyetimiz için borçlanılmadı bu. Evet. Yani biz bunu imalatçı ödemesi kabul ettik. Evet. Bize çünkü Kalkınma Bankası'ndan imalatçıların her birinin faturalarını göstererek her imalatçıyı süt kurumuna taksitlendirdik. Yani şu anda süt kurumuna herhangi bir zararı yoktur bu şeyin. Biz faizlerle birlikte biz bunu tahsil ediyoruz. Evet. Yani her ay imalatçılar bize gelip taksitini ödüyor. O topladığımız taksidi de Kalkınma Bankası'na yatırıyoruz. Aynı şekilde. Bunu biz dediğim gibi yani orada defaken anlattık ama sonuç itibariyle mutlu sona ulaştık. Evet. Herhangi bir rakam değişmedi. İki kelime eklendi işte. Girdisi çıktısı gibisinden. Hayırlısı olsun. Aynen İnşallah öyle. Daha iyi ve daha güzel bu bütçeyle süt kurumunun daha güzel yatırımlar ve projelendirmeler herhalde sizin önünüze ya da sizlerin çalışmasıyla yeni yatırımların olması, laboratuvara yeni makinelerin alınması gündemdedir diye duydum ben. Yeni bir bölüm açılacağıyla ilgili gerek sütün analizlerinde vardır, yoktur şimdi demiyorum 2000... ama daha yeni model aletlerin alınacağıyla ilgili bir çalışmanın içerisinde olduğumuz söyleniyor. Evet. Bunlarla ilgili olarak da cevap verirseniz sevinirim ama bir şey söylediniz, gelirleri nasıl olduğunu anlattınız. Prim, sütten prim alırdınız evet. Ve bütçenin geliriniz artı üretim üreticiden aydaklar. Yılda bir kez. Yılda bir kezdir. Peki üretici burada nakliyeciden de yılda bir kez mi alıyorsunuz? Evet, sözleşme gereğidir. Sözleşme gereği. Evet, sözleşme yapıldığı anda. Gelen bir soru var. Nakliyeciler kurum adına sizin sütünüzü taşırken nakliyecileri siz ödüyor musunuz? Evet. Bunu kurum ödüyor yani. Süt nakliyecilerine biz ödüyoruz. Peki süt nakliyecileri nereden kazanıyor? Sizin ödemelerinizden mi? Primden. Yaptıkları... Bizim primimizin, şu anda primimizin %40'ını alıyordu. Dilersiniz ki bu petroldeki artış ve dövizdeki artıştan dolayı bu süt nakliyecilerimizde bazı maddi olarak kazançlarında bir gerileme oldu. Ve bunu yönetim kurulu kararıyla süt kurumunun priminin %47'sini süt nakliyecilerine ödemek kaydıyla gerçekleştirdik. Şu anda şöyle bir de sistem yaptık. Dilersiniz ki süt nakliyecilerinin taşıdığı süte göre eskiden bir ödeme vardı. Yani topladıkları süt miktarına göre ödeme vardı. Ama bu süt miktarına göre ödeme yeterli değildi. Çünkü nakliyeciler hem süt azaldığı zaman gelirleri düşüyor hem de mesafeye göre ayarlamasını yaptık biz. Dedik ki işte %60'ını kilometre yaptığı kat ettiği kilometreye göre ve %40'ını da taşıdığı süte göre yapalım. Bu kat ettiği kilometreyi siz
Takip ediyor musunuz? Tabii ki her tankerimizde bizim şu anda takip cihazlarımız vardır ve bunun ölçümünü her gün yapıyoruz biz ki yani burada herhangi bir olmasın. Hata olamaz. Adam aldı tankeri de gitti güzel yurda. Mesafe kesti, kilometre kesti, bunu siz takibinizde. Kesinlikle. Zaten güzergahlar belli. Evet. Bu güzergahlar belli olduğundan dolayı kimsenin aklına herhangi bir şey gelmesin. Yani işte adam alır sütü taşıdıktan sonra akşamüstü gider markette, marketten çıkar düğüne gider, düğünden çıkar. Biz bunu... ya, gelen bir soru var. Sormak zorundayım. Artı konu açılmışken şeyi söyleyeyim. Bu nakliyecilerimizin. Artı biz bunlara birer şu anda tablet verdik. Tabii ki şu anda tabletten başka bir sisteme geçiyoruz. Onu da belirteyim. Birer tablet verdik ve sütü çektiği anda yani üreticinin sütü çektiği anda tabletle bize anında bildiriyor. Evet. Örneğin Halil Esendağlı'nın sütünü ben çektim. 5000 litre. Biz biliyoruz ki süt tankerinin içerisinde 5000 litre şu anda süt vardır. Ha, bu çok önemli. Evet. Ve şu anda bu sistemi geliştiriyoruz. Dilerseniz ki mesela örneğin benzin istasyonlarını düşünün. Evet. Benzin istasyonlarının içerisinde aletleri var benzin istasyonlarının. Benzin istasyonlarının içerisindeki sistemi getirmeye çalışıyoruz ki süt borudan geçtiği anda bizim sistemimize düşsün. Çünkü zaman zaman bazı üreticilerimizden şikayetler geliyor. İşte bizim sütümüzü bazı nakliyecilerimiz eksik çektiği gibi. Tabii ki biz bunlara da müdahale ediyoruz. Anında müdahale ediyoruz. Kesinlikle personelimizi gönderiyoruz. İlgili üreticiyi çağırıyoruz ve üreticinin önünde gerekli işlemleri gerçekleştiriyoruz orada. Bu arada şeyi de söyleyeyim. 2024 bütçemizde evet. Merkezi bütçe içerisinde görüşülecek. Yaptık. Bakanlar Kurulu'ndan geçti. Yani artık Süt Kurumu'nun bütçesi artık merkezi bütçenin içerisinde yer alıyor. Bu da güzel. Evet. Artık beklenmeyecek. İşte bir şey olduydu da bu bütçe geçtiğinde görüşmeliydi. Vesaire gibisinden. Evet. Güzel. Nakliyeci olarak kaç nakliyeciniz var Sayın Karaday? Şu anda 17 nakliyecimiz var. Tabii ki bir de Süt Endüstrisi Kurumu'nun süt tankeri var. Biz süt tankerimizi bu hem küçükbaş sütünü topluyoruz hem de PDO'ya uygun yani hellim tesciline. Evet, hellim tesciline uygun sütleri toplayıp bu hellim tesciline de Büro Veritas tarafından denetlenip de kabul gören imalathanelerimize programlı bir şekilde bu sütleri dağıtıyoruz. Yani PDO'ya uygun sütleri. Biz kendi tankerimizi kullanmak istedik. O yüzden PDO'lu sütleri kendi tankerimize devrettik. Diğer tankerlerimiz de bölgesel olarak dağıtılmıştır. Her bölgede tankerimiz var. İşte Güzelyurt bölgesinde tankerlerimiz var. İşte Mesarya'da, Mausa'da, Girne bölgesinde her tarafa tankerlerimiz gidiyor. Bunun yanında erken ve manevra kabiliyeti yüksek 6 tonluk küçük nakliye araçları kurum. Kurum yoksa izin mi verildi? Taşeron olarak taşeron izin verildi tabii ki. Çünkü biz kendi tekerimize girmek istemiyoruz artık yani bu süt nakliyeciliğinde. Ve taşeron süt nakliyeciliği yani biz bir orada denetleyici pozisyonda olmak evet. istedik nakliyecilik konusunda. Hem de dilerseniz ki birilerine bir ekmek kabası sunalım. Evet. Orada. Ve manevra kabiliyeti yüksek ve hızlı bir şekilde. Bu 6 adet de büyük 17'nin içerisinde midir bu? Evet. Bu evet. 17'nin içerisindedir. Evet, evet, evet. Bu 6 adet de şu anda 6 faaldir, tonluk değil şu mi? Anda 6 tonluk şu anda 3 tankerimiz var. Evet. Küçük baş genelde küçük baş sütü ve bu soğutulmuş sütleri evet. yani daha az miktarı olan sütleri
taşımaktadır bu Antutu'nu tankerlerimiz. Bir tanesi işte Girne bölgesine seyretmektedir şu anda. Birisi Güzelüt. Kahvenizi lütfen yudumlayın. Birisi Güzelüt bölgesinde ve birisi de şu anda Mesarya bölgesine. Artı bir de bu Haspolat, Hamitköy bölgelerine nakliyecilik yapmaktadır yani orada. Bu şekilde südümüzü taşıyoruz. Peki Sayın Karaday, bu nakliyecileriyle ilgili olarak alınan sütlerin numuneleri, bir tane takip formu var sizde de. Bu numuneler hem tankerci kendi alırken orada yapılan var, bir de imalatçıya götürüldüğünde yapılan numuneler var. Yani antibiyotikli sütlerin alınmaması ve eğer antibiyotikliyse de ilk denetim şoförden geçiyor. Şimdi, eğer şoför orada bunu aldığı vakit bir şey şüphelenirse o vakit müdahale ediliyor olaya. Şimdi antibiyotik konusunda çünkü hijyenden bahsettiniz, evet. Ya yani zaten süt kurumunun tüzüğü ve yasası öncelikle halk sağlığıdır ve halkın sağlıklı bir şekilde sütünü içebilmesidir. Doğrudur. Onu da, o prosedürümüzü de anlatayım. Şimdi bir örneğin bir süt tankeri üreticinin buzluğuna gittiği zaman önce görsel ve duyusal olarak orada bir kontrol yapar. Yani hem görsel olarak dediğimiz yani kapağını açar, evet, süt buzluğunun ve içerisine bakar. Bu neden olur? Eğer süt içerisinde herhangi bir yabancı madde varsa veyahut da süt kanlıysa, çünkü zaman zaman hayvan sağılırken üreticilerimiz dilerseniz ki işte kaçırabilir, gözden kaçırabilir. Bu, evet, kanlı süt de buzluğa girer ve o süt imha edilmek zorunda kalır. Önce görsel ve duyusal olarak dediğim gibi kokusuna bakılır. Sütün kokusuna bakılır. Çünkü bu nakliyecilerimiz işe başlamaz önce süt endüstri kurumunda bir eğitimden geçer. Evet. Hem eğitimden geçer hem de sağlık sertifikası alır. Her yıl biz bunu bu sağlık sertifikalarını her nakliyecimize uyguluyoruz. Bu fark etmez yani bir yıl yaptı da geçti. Hayır. Her yıl evet, yapılması gerekir. Her yıl tahlillerinin, evet, ve işte dediğim gibi sağlık sertifikalarının bize getirmeleri gerekir. Ve daha bu, çünkü dilerseniz ki halkın sağlığına uğraşıyoruz biz de. Halkın sağlığını düşünmek zorundayız. Evet. Yani o yüzden sağlık sertifikası. Zaten birinci önceliğiniz o. Aynen öyle. Daha sonra sütün pH'ına bakılır. Yani asitlik durumuna. Eğer süt buzluk, süt buzluğunda bir arıza varsa, ekşidiyse, bozulduysa yani, belli olur o. O pH metreyle çıkıyor, ölçümü ortaya yapılır. Daha sonra bu süt süt tankerine çekilir ve numune alınır. İki şekilde numune alınır. Bir süt kapağından alınır. Bir de süt tankeri sütü çekerken sistemin bir şeyidir bu. Gereğidir. O arada sistemde vardır. Anında o sütten numune alınır. Evet. Ve her imalathanenin sütü aldıktan sonra kontrol etmek zorundadır. Çünkü bizim dilerseniz ki her nakliyeci durup antibiyotik testi yapamaz. Antibiyotik testi yapmaya kalkarsa her nakliyeci zaman yetmez. Mümkün zaman değil. Çünkü biz imkanı yok. Zamanla yarışır nakliyeci. Çünkü imalathane sütü bekler, süt gidecek ve imalathaneye kendi ürünlerini yapıp pazarına sunacak. Bu yüzden her imalathane sütü almazdan önce gerekli tahlilleri, gerek antibiyotik tahlilini, ya en önemlisi de budur. Antibiyotik kanıtısı var mı yok mu? Eğer imalathane sütü alırken herhangi bir şüphe duyarsa süt alımını durdurur. Size bildirir. Süt kurumunu arar, bildirir ve süt kurumu anında müdahale eder. Ve gerekli
testleri, işlemleri yaptıktan sonra sütün imha olacaksa imha edilir. İmha olmayacaksa, yani işte süt sağlıklıdır, kullanabilirsiniz pozisyondaysa bu olay gerçekleştirilir. Evet. Bunun yanında bizim dediğim gibi laboratuvarımızda şu anda bu dün itibariyle bilmem yani görmüşseniz de bu yağışların, şu anda yağışların ve serin ve nemli havanın ülkemize yavaş yavaş riayet etmesinden İnşallah dolayı. İnşallah gelir Sayın Müdürüm. İnşallah. Yani çünkü İnşallah. Hakikaten inanın hasret kaldık. Doğrudur. Yine beklenen Kasım ayındaki beklenen Ekim'de biraz yağdı, çok az. Kasım'da dediler. Kasım'da 3 gün yağış verdi ama yer yer, o da sistem olmazsa ve yer yer yağar. Hakikaten çiftçi ve hayvancının Kasım'ın bugün 3'ü beklenen yağmurlar düşmezse işimiz hakikaten zor. Gene zor günler bekler hayvancıyı ve üreticiyi, çiftçiyi. Yani, tabii ki inşallah yağar. İnşallah. Dünya Sağlık Örgütü'nün açıklamasına göre mevsimlerine kaydığını söylüyorlar. Evet. Arada. Yani açıklamalar öyle. Bekleyip Allah'a dua etmekten başka evet. Şansımız yok bu konuda. Dediğim gibi hem sosyal medya hesabımızdan hem de web sitemizden bu aflatoksinle ilgili bir yayınlama yaptık ki üreticilerimiz hem sütünün ve alfatoksinli çıkmaması için aynen mesela öyle. En önemlisi yapılan silajlardadır bu alfatoksinin çoğalması. Aslında galiba, onu ben okumadım tabii şeyinizi ama biz ona yem o, yani hayvanın yediği şeylere biz karışmıyoruz. Yani evet. O bizim süt analizleri yapıyoruz biz. Yem analizlerini hayvancılık dairesine bildiriyoruz. Ama yani o sütün de alfatoksinli çıkmasının altında yatan hayvanın yediğidir değil mi? Tabii ki. Hayvanın yediği şeyden alfatoksinli olur. Aynen süt. Öyle. Hayvanın yediği yemden evet. Kaynakları bu. Gerek ha, bu ne çeşit yemdir onu bilemezsiniz tabii ki, siz ona giremezsiniz. Yani anladım. Çünkü o hayvancılık dairesinin evet. Uzmanlık alanı. Yani biz bu aflatoksini bulduğumuz zaman üreticimizdeki süt alımını durduruyoruz. Tabii ki bu belli bir standardı vardır bunun. Belli bir zaman için dilimi geçmesi gerekir. Aflatoksinin geçmesi için Sayın Müdür. Şimdi şöyle ben süreci başından anlatayım. Evet. Biz bu aflatoksini tespit etmemiz şu şekilde olur. Önce biz her üreticiye test yapmamız bir gün içerisinde imkansızdır. Aflatoksin evet. Testi. Biz bunu tanker bazında yapıyoruz. Tankerlerin bilirsiniz gözlerine her üreticinin göz gözdür tankerler. Biz bu süt tankerlerinden önce süt tankerlerinden bir her gün süt tankerlerine kontrol ediyoruz. Bu testleri her evet. Tankerlere yapıyoruz. Yani tankerin içerisindeki sütlere. Eğer bir şüphe görüldüğü anda üretici bazına iniyoruz. O gözdeki üretici bazına iniyoruz. Evet. Bu tespiti yapıldıktan sonra eğer tespit etmişsek üreticide aflatoksin oranı yüksektir diye süt alımını anında durduruyoruz. Ve üreticiye bildiriyoruz. Diyoruz ki hem üreticiye bildiriyoruz işte sütünüzde şu kadar miktarda toksin bulundu. Sütünüzü imha etmek zorunda kalacak. Ve anlatıyoruz kendisine. Süreci anlatıyoruz nasıl olacağını. Veterinerine bilgi vermesini söylüyoruz. Bunun yanında hayvancılık dairesine anında bilgi veriyoruz. X üreticinin sütünde şu miktarda bir toksin bulundu diye hayvancılık dairesi anında oraya müdahale ediyor. Üreticinin hayvanları için kullandığı yemleri bir bir toplayıp örneğin işte gerek mısırını gerek arpasını gerek silajını gerek balasını tek tek alıp
laboratuvarlarına, laboratuvara evet, laboratuvara gönderip neticeyi bekledikten sonra ve netice çıktıktan sonra üreticiye bildiriyor ve diyor ki işte şu malzemeyi verme. Vermeyecek. Bu rasyondan bunu ayır. Evet. Diyor ve toksin bağlayıcı kullanmak zorunda kalıyor. Bu tahlilleri de siz değil tabii ki. Bu gerek silaj, gerek mısır, gerek Sano'nun da denetimini ve laboratuvarda şeyini yapabilecek aletlerimiz ülkede mevcuttur. Yani. Evet. Evet. Ha, iyi güzel. Kesinlikle. Hem ülkeye girişi de yapılıyor bunlar. Hem de böyle, İyi yani bu tahlilleri yapabilecek aletlerimiz dağıttırma değil mi? Mevcuttur. Yani, çok önemli. Bakanlığımız yani bizim şu anda halkın sağlığını düşünmek zorundayız. Yani çünkü bu en küçük çocuktan en yaşlı insana kadar insan hayatında devam ettirdiği evet. bir içecektir. Evet. Yani benim de çocuğum vardır. Benim çocuklarım da bu sütü içiyor ve ben bunu üreticinin de çocuğu yani bilinçli bir şekilde üretici alıp da bu toksinli yemi vermez hayvanına vermez. Tabii hem ki. Hayvanının da sağlığı açısından da zararlıdır. Zaten hem kendi kaybı da toksinli çıktığı vakit ödenemeyecek. Kesinlikle. Süt. Tabii yani, ki çünkü süt imha alıyor orada. O yüzden bunun üzerinde durmanız çok önemli Sayın Karadayı. Bu sağlıktır. İnsan sağlığı ön plandadır demektir. Ve bunu da üreticiyi siz bilgilendirdiğinizi zaten geçen defaki programınızda da söylediniz. Yine de üreticiye bu bilgilendirmeyi yaptırdığınızda vurguluyorsunuz burada. Bildirileri de daha çok. Evet. Ve tek her üreticiye şu anda birer bildiri gönderdik. Ve bu kesinlikle çünkü üreticiyi hatırlatmak lazımdır. Evet. Üreticiye. Yani biz önceden hatırlatıyoruz ki daha sonra üretici bize işte bunu hatırlatmadınız. Bilmezdim demesin. Bilmezdim demesin. Evet. Bunun yanında bu önümüzdeki yani bu içerisine girdiğimiz hafta değil diğer hafta eğitimlerimize başlıyoruz. Tekrar evet. Bütün köy gezip hayvancımıza, üreticimize eğitim vereceğiz. Kurumun böyle bir ekibi var. Evet var. Şu anda süt kurumunun böyle bir ekibi var. Tabii ki bunun yanında herhalde bakanlıktan da tarım dairesinden evet hayvancılık dairesinden ve veteriner dairesinden arkadaşlar, elemanlarla onlarla birlikte yapıyoruz. Bir de hocamızla, bir üniversitemizden bir hocamız bizi destek veriyor bu konuda. Çok önemli. Ve köy gezip dip karbazdan Yeşilırmak'a kadar bu eğitimleri bölgesel olarak vereceğiz. Bu nedir işte? Hijyen. Gıda güvenliği. Gıda güvenliği açısından işte sütlerinin daha kaliteli olabilmesinin nasıl gerçekleştirebileceklerini yemlerinin nasıl muhafaza edebileceklerini ki bu hastalıkları yaşamasınlar. Aflatoksinli süt çıkartmasınlar. Aynen bunu öyle. Bu şekilde yapacaksınız. Zaten bunları yani bir damla sütün heba olmaz Halil Bey. Düşünün. Yani bu milli bir servettir. Evet. Yani çok doğru. Gerçekten yani heba olmaması. Biz üzülerek bunları imha ediyoruz. Zaten süt eksikliği var. Baktığımız zaman ülkedeki evet. nüfus yapımızda evet. gün geçtikçe çoğalıyor ve bu üretilen sütün de yetişmediğini izliyoruz biz. Doğru. Siz bu konuda da yorum yaparsınız ama hemen bir şey geldi. Bunu da biraz önce bahsettiğiniz şeyden hemen soralım. Bütçeniz geçti, ekibiniz tamamdır. Hizmet şemanıza göre süt kurumunun sayısal anlamda personel durumu nedir Sayın Karadayı? Şu anda 28 personel ve bir müdürümle görev yapıyoruz. Hizmet şemanız bu mudur yoksa eksik misiniz? Bazı eksikliklerimiz var. Tabii ki bu da zaman içerisinde giderilecek. Evet. Münhallerimiz var tabii ki. Bunu yönetim kurulumuz oturup değerlendirir. Eksik olan yerlere ihtiyaç varsa alınır. Evet. İhtiyaç yoksa yolumuza devam ederiz. Yani bununla ilgili söyleyebileceğim. Evet. Sosyal medyada bir de bizim meleklerimiz için sponsor oldu Sütek. Sütek değil aslında Kopsüt oldu. Kopsüt onu oldu. Belirteyim. Yani Sütek'in de sanki bir bağlantısı varmış gibi, bir destek olduğu gibi. Nedir oradaki? Yoksa sizinle yalnız bir çalışma mı yapıldı? Kopsüt'le aramız bilirsiniz Kopsüt
bir iştiraktir. Kooperatif Merkez Bankası'nın hissedarı olduğu evet. bir imalathanedir. Evet. Zaman zaman Kopsüt'le Süt Endüstrisi Kurumu karıştırılıyor devamlı. Evet. Hatta zaman zaman oraya giden zarflar bize geliyor. Bize giden zarflar oraya gidiyor. Böyle bir de durumumuz var. Birçok yerde ben işte Kopsüt'ün müdürü müsünüz siz diye bazı sorular soruluyor. Ben bunları açıklamak zorunda kalıyorsunuz. Kesinlikle evet. Evet. Kopsüt'le bizim herhangi bir daha önceden tek imalathaneydi bilirsiniz. Yıllar öncesinde evet. dayanır bu. Bir tek Kopsüt vardı. Evet. Sütü işleyen. Evet. Evet. Tabii ki bu kadar. Bugün kaç oldu imalathaneler? Şu anda Halil Bey 60 ve 70 arası İmalathane büyüklü var. Ve küçüklü maşallah. İmalathanemiz var. Yani 500 litreden 80 bin, 100 bin litreye kadar çalışan imalathanelerimiz var. O şeyleri azaltabildiniz mi? Küçük mesela işte köy yoğurdudur. Evinde köy yoğurdu yapıp satan o sütleri toparlayabilecek sisteme yani sizin dışınızda biliyorsunuz yani bunu şey değil açıkça söylüyorum ben. Vardır yani sütü alıp da evinde yapıp köy yoğurdu olarak hem kendi köyünde satabilir veya ablemini koyup satan tam koyun sütüdür deyip de bu sütleri hep sizin toparlayabileceğiniz bir sistemi yaratabiliyor musunuz? Evet. Dilerseniz ki konu konudan evet tabii ki. Yani Kopsüt'ten meleklerden atladık. Meleklerden atladık ama evet. Oradan sizin bağınızın olmadığı için ve Kopsüt'ün yaptığı Kooperatif Merkez Bankası'na evet. bağlı olduğu zaman tamamen bağlı olduğu zaman Kopsüt yasa gereği bir yönetim kurulu üyesi gönderiyor şu anda bize. Evet. Yani şu anda bizim yönetim kurulu 7 tane yönetim kurulu üyemiz var pırıl pırıl. Bir başkan, biraz başkan, iki üretici ve imalatçı birliğinden, SÜYİP ve hayvan evet. üretici birliğinden birer üye, Ekonomi Bakanlığı'ndan bir üye, Sağlık Bakanlığı'ndan bir üye olmak kaydıyla, bir de Kooperatif Merkez Bankası'ndan bir üye. Bu bizim yasa gereği mi? Evet. Olmaktadır. Bu şekilde kurumumuz yönetiliyor. Daha önce işte Kopsüt bize Kooperatif Merkez Bankası'na bağlı olduğundan dolayı bir üye verirdi. Veriyordu ama bu şimdi şu anda sizin de bildiğiniz gibi Kopsüt ayrıldığından dolayı evet. gerçi yani hisse olarak bildiğim kadarıyla Kooperatif Merkez Bankası'nın daha fazla bir hissesi var. Evet. Diğer birliklerden, kooperatiflerden daha doğrusu. Bu şekilde hayatını idame ettiriyor diye düşünüyorum. Kooperatif Merkez Bankası'nın ve Kopsüt'ün şeye gelecek olursak bahsettiğiniz sisteme. Çünkü Sayın Tarım Bakanımızı ben buraya çıkarttığımda ve konuşmasının içerisinde böyle bir ara yakaladım. Her bölgede bir şey oluşuma giriyor. Sanki süt toplamayla ilgili. Onu da anlatayım. Öyle bir şey yakaladım. Arada konuşmadı da evet. dedim en azından bunu size sorayım. Ben sizin bilginizdedir diye düşünüyorum. Şimdi bakanımız yeni atandığı zaman bir toplantı yaptık. Dedi ki bizim dedi 12 yıl önce kurulan o dönemin hükümeti tarafından kurulan süt toplama merkezleri vardı ve 12 yılda bu süt toplama merkezleri tüm çabalarımıza rağmen faaliyete geçiremedik. Biz bunları tabii ki bir briefing vererek Sayın Bakanımıza anlattık. Neden dolayı faaliyete geçiremediğimizi, işte o bölgedeki üreticilerimizin azaldığını belirttik. Ve özellikle küçük baş sütünün o bölgelerde azaldığını, örneğin Dipkarpaz bölgesinde ben Halil Bey üzülerek söylemek isterim ki ben 20 yıl önce süt endüstrisi kurumuna girdiğimde büyükbaş üreticisi Dipkarpaz'da yanılmıyorsam 50 veya 70 civarı bir şey olması lazım. Şu anda büyükbaş üreticisi Dipkarpaz'da 2 tane. Oo. Evet. Bu
gerçekten üzücü bir olaydır. Geliştirilmesi gerekir. O bölgenin de büyük baş ve küçük baş olarak. Biraz aşağıya indiğimizde, dip karpazdan aşağıya indiğimizde mevcut büyük çiftlikler var ama var, dip karpazdaki köyden bahsederek iki tane, evet. 20 taneyken iki tane kaldığını söylüyorsunuz. 20 değil 50. 50 pardon evet. Evet. Tabii ki o zaman açık süttü. Evet. Daha sonra tabii bu soğuk zincir. Şey. Evet ve şu anda iki tane üreticiden oradan. Ki o bölgede imalathane de var. Yeni Erenköy'de zannediyorum. Evet var. Var bir imalathanemiz de Yeni Erenköy'de mevcut. Bakanımızın bizi motive etmesini ve teşvik etmesinden dolayı buradan kendisine çok teşekkür ederim. Bu süt toplama merkezlerini bize faaliyete geçirmemiz açısından bizi böyle teşvik ediyor. Evet. Hatta bugün işte elektrik bağlanması açısından projemizin EMO'ya pazartesi günü EMO'ya sunuyoruz. Çünkü o bölgede bu süt toplama merkezlerine elektrik bağlı değildi. Evet. Bunlar birer küçük imalathanedir aslında. Hem içerisinde ice bank olan buzlukları gerek inek 4 tonluk bir inek soğutucusu iki tane de küçük baş sütü için hem koyun hem keçi sütleri için ikişer tonluk süt buzluğu var. Bunun yanında sip sistemi var. Yani bütün mekanizmayı anında yıkayacak bir sistem var. Küçük bir laboratuvar odaları var. Var. Yani bir gün bunların nerede oldukları bellidir. Bellidir. Bunlar iki ana belediye, birisi Yeni Erenköy Belediyesi, evet. birisi de İskele Belediyesi tarafından yapıldı. Devam edin. Yönetmenden bir şey geldi. Yapıldı. Yeni Erenköy bölgesinde bir dip karpazı da var. Yeni Erenköy'de bir şeyimiz var. Bölgemiz var. Evet. Bir de nedir o? Unuttum ismini şu anda. Mehmetçik Büyük Konuk. Yok. Büyük Konuk'ta. Büyük Konuk. Evet. Orada var. İskele bölgesinde bir İskele hayvancılık evet. bölgesinde var. Bir tane Boğaz içinde var. Ki Boğaz içindekini işte pilot bölge olarak şu anda seçtik. Evet. Bir de Tuzla'da evet. var. Tabii ki bu zamanında yapılırken bu soğutma merkezleri, daha doğrusu süt toplama merkezleri hayvancılığın yoğun olduğu bölgelerdi bunlar. Ve insanların elde sardığı bir tane, iki tane, üç tane evet. olan vardı. Evet. Şimdi onları da hibe etme, heba olmasın diye bu süt toplama merkezlerini canlandırıyorsunuz ki yarın o bir lenger sağılan süt dahi size gelebilsin. Evet. Yani bununla ilgili de hayvancılık şimdi biz bu Boğaziçi bölgesindeki pilot bölge olarak seçtiğimiz Boğaziçi bölgesindeki o civar bölgelerdeki yani köylerdeki evet. Üreticilerimizle bu süt toplama merkezlerinin kurmuş olduğu bir komisyon vardır. Evet. Bu komisyon içerisinde Hayvancılar Birliği'nin bir üyesi var. Veteriner Dairesi'nden bir üye. Üye var. Hayvancılık Dairesi'nden evet. bir üye. Bir de Süt Kurumu'ndan evet. bir üye vardır. Bu komisyon bu köylerde bir bilgilendirme toplantısı yapacak. Yapacak. Ve bu süt toplama merkezlerinin avantajlarını üreticiye anlatacak. Evet. Çünkü dilerseniz ki biz bu küçük baş sütünü, özellikle biz bunu küçük yani küçük baş için küçük yapıyorum. Baş için yapılmıştı. Evet. Zaten şu anda büyük baş %100'ü toplanıyor. Toplanıyor soğuk zincirde. Evet. evet. Küçük baş sütünün helyum tescilinde kullanılma önemi tabii çok ki, yüksek. Kesinlikle. Zaten şu anda ihtiyacımız olan küçük baş
sütü. Evet. Bunu biz bölgeler... Bunu da bakanlık teşvik ediyor. Küçükbaşı evet. Çoğal diyor. Bunu evet. Da bu Sayın Bakan'a buradan ben teşekkür ederim. İnşallah daha da ileriye götürür. Bugün işte gazetenizde de... üreticiye olan destek. Evet, kesinlikle. Ne kadar arttığını gördünüz. Evet. Bu da tabii ki üreticimize ne kadar son bir dakikamız verir. Var Sayın Karaday. Toparlayalım yani, lütfen. Anlatacağımız o kadar çok şey var evet. Ki. Bu programda bunu mutlaka işleyelim. Evet. Evet. Ama devam edin. Son cümlenizi alalım. Son cümlemi anlatayım. Yani söyleyeyim ben size. Evet. Şimdi süt kurumu sütün gerek hijyen, gerek kalitesi bakımından gerekli kontrolleri yapmaktadır. Halkın sağlığını düşünür. Hem üreticinin kazancını düşürür, hem imalatçının kazancını düşürür. Biz dengeyiz. Yani üreticiyle imalatçı arasında bir denge unsuruyuz. Evet. Bu hem fiyat politikasına hem pazara yansımaktadır. Sütümüzün zaten %60'ını ihracatta kullanıyoruz. %40'ı da iç piyasada kullanıyoruz. Bu tabii ki zaman zaman %50-50'ye kadar evet. Varıyor. Çünkü dilerseniz ki nüfusumuz da artmakta. Başka ülkelerde evet. Savaşlar olur. Buraya nüfus gelmekte. Geliyor. Öğrenciler çoğalmakta. Bunlar etken tabii ki. Biz de hem hellim tescilliğiyle de uğraşıyoruz. Hellim tescilliği ile ilgili çalışmalara devam ediyoruz. Avrupa Birliği nezdinde görüşmelerimiz var. Büro Veritas tarafından denetlenmeyi bekliyoruz. Hazırlıklarımız tamamdır. İnşallah daha iyi, daha güzel bir üretim ve bol kazançlar dilerim. Her iki yapıya da. Yani. Hem ilacıya hem üreticiye. Aynen öyle. Çok çok teşekkür ederim katıldığınız için. Ama bir soru evet ya da hayır. Borsadan üretici kârda mı zararda mı? Şu anda onu söyleyeyim. Şu anda son 5 devredir üretici kâr yapmaktadır şu anda. Kâr yapmaktadır. Evet. Bu evet. Her devrede böyle olabilecek gibi bir gözüküyor Sayın yani Müdür. Yani o arz talep meselesi. Arz talep meselesi. Yani borsa bildiğiniz gibi bir arz evet. Talep meselesidir. Geçen yıl üretici, hayvan üreticisi borsada kârda bitirdi. Evet. Çünkü bir arz talep vardı. İnşallah yıl sonu rakamları buradan değerlendiririz. Geçen yıla oranla şeyi söyleyeyim. Sütümüzün artış oranı mesela %6 oranında bir inek sütümüz arttı. Geçen 2022 yılında ortalama 431 ton sütü pazarlarken evet. Bu yıl 455 bin ortalamaya çıktık. Ama evet yeterli değil. Evet. Çok çok teşekkür ederim. Kesmek zorunda kaldım ama önümüzdeki haftalarda mutlaka bunları işleyecek. Hem süt toplama yerlerini hem ne kadar sütün çoğaldığı hem de arı ve PDO'lu olan imalatçıların ve neler olduğu, kimlerle olduğu tabii da. Tabii ki bunun yanında üreticilerimiz de PDO'lu ve evet. Arı çiftliklerimiz var. Evet. Peki çok çok teşekkür ederim Sayın Karaday. Ben teşekkür ederim. Evet, Birer Şey Masada programın sonuna geldik. Önümüz hafta sonu. İyi hafta sonları diyorum. İyi akşamlar. Pazartesi görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.